Yok çocuğum, bir şey yıkamadım, bunlar kaldı. İyi. Ay. Ay. Kızım. Efendim. Al bakayım, açalım bir içim. Çikolata. Ne oldu, sen oturuyorsun? Latif Bey'le konuşacağım ben ya. Pelin var ya. Ben o kızı görmek istemiyorum. O kıza hizmet etmek hele hiç istemiyorum. En azından bugün. Kimin hakkında konuşuyorsun sen bakayım? Pelin Hanım. Durduk yere bana bağırdı bugün, biliyor musunuz? Bu kız buraya geleli daha kaç gün oldu Latif Bey? Böyle mi olacak bundan sonra? Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Hadsiz. Ferit Bey'imin oğluna hamile o kadın. Sakın ola bir saygısızlık yapayım deme. Latif Bey, iyi de herkes istediği her şeyi bize yapacak. Bize susup oturacak mıyız? Yahu kadın hamile, hamile. Sen çocuk doğurmadın mı? Hormon falan deyip alttan alacaksınız. İfakat Hanım da beni hırpaladı. Hatta vurdu. O da mı hamile? Yahu siz de arsız insanlarsınız. Size ekmek veren el düşmüş, toza bulanmış, Allah o ele zeval vermesin diyeceğinize fırsat kolluyorsunuz. Terbiyesizler. Latif Bey, sözlerinizi ölçmeden konuşuyorsunuz. Artık bana saygısızlık ediyorsunuz. Çocukları da ayıp ediyorsunuz. Ayıbın ne olduğunu senden mi öğreneceğim? Hadsiz. Şu durumda bir de sizinle mi uğraşacağım? Beğenmeyen varsa kapı orada. Hatır gönül bilmeyen insan bir dakika daha bu mutfakta durmasın. Hadi işinizi başına. Allah'ım sen bana sabır ver. Dilimi çözecekler benim. Abla sen de ne konuşacaksan konuş artık ya, bir konuş. Haklısın oğlum. Çok haklısın. Hatır gönül. Bilmiyormuşum ya ben. Hatır gönül neymiş göstereceğim ben onları. Göstereceğim. Açmıyor ya, açmıyor ya. Nerede kaldı bu kadın? Annenden mi bahsediyorsun? O dayımlarda kalmış. Ben odadayım. Açtığında burada olmayayım. Hadi kahvaltıya geçelim. Başka kimse yok. Ferit nerede? Erkenden çıkmış gitmiş, bilmiyorum. Ne demek gitmiş? Nereye gitmiş? Bir iki lokma bir şey ye de beynine kan gitsin. Belki o zaman tahmin edebilirsin nereye gittiğini. Ya sen hala hangi yüzle konuşabiliyorsun ya? Kızım senin kardeşinin yaptığı şeyler ortada değil mi? Kim bunu niye hala tutuyor bu evde ya? Bana bak. Asıl yüzsüz sensin. Senin burada hangi sıfatlı olduğunu her defasında sana hatırlatmam mı gerekiyor? Doymadın mı sen hala? Ya yeter! Susun artık! İkiniz de. Hiç mi utanmanız yok ya? Aile perişan halde siz burada birbirinizi yemekle meşgulsünüz. Asuman. İkiniz de bu eve geldiyseniz, eğer burada yaşayacaksanız dedemi duydunuz. Sizden ben sorumluyum. Ve bu evde böyle şeyler yapılmasına izin vermem. Ne yapabileceksin ki? Kim bana ne yapabilir ki bu evde ya, ha? Hanginizin gücü yeter? Ben karnımda kimin çocuğunu taşıyorum? Kimin torununu taşıyorum? Farkındasınız değil mi? Başka bir kadınla evli bir adamın çocuğunu taşıyorsun diyelim mi istersen Pelin'cim, ha? Herkes senin ne olduğunu daha net anlamış olur böylelikle. Ne dersin? Kesin sesinizi. Terbiyesizler. Suna, odama çık, beni bekle. İfakat Hanım. Dediğimi yap. Senin sesin çok fazla çıkmaya başladı. Nereden geliyor bu güven? Ben bunlarla bir miyim ya? Bunlar kim? Kim bunlar? Ben bu aileye bir torun vereceğim farkındaysanız. Hiçbirinizin yapamadığı şeyi yapacağım ya yani. Yenge tamam, yapma. Yapma yenge. Değmez. Sakın karnındaki çocuğa güvenme. Bak etrafına. Gülgünü görebiliyor musun? Ama ben buradayım. Hayatı boyunca bir an bile benim kadar değeri olmadı. Eğer haddini bilmezsen, senin onun kadar bile değerin olmaz. Gülgün Hanım'ın oğlunun babasıyla benim oğlumun babasının arasında birazcık fark var İfakat Hanım. Eminim siz de farkındasınızdır.
Merak etme canım. Ben senin sandığından çok daha fazla şeyin farkındayım. Carlos'cum kendi servislerini kendileri yaparlar. Siz işinize bakın. Aynen. Aynen, ben kendi servisimi kendim yaparım böyle. Aynı böyle yaparım kendi servisimi. Dur, bir şey olacak. Bir yerine bir şey olacak. Ya nereye gidiyor ya? Ya nereye gidiyor? Bizi burada bunlarla bırakıp nereye gidiyor ya? Tamam, sakin ol. Göstereceğim hepinize. Hepinize göstereceğim. Sonradan görmeler. Hepinize göstereceğim. Ne yapıyorsun sen? Ben seni nasıl savunacağım böyle davranırsan? Nasıl arkanda duracağım? Tahrik ediyor beni. Bilerek yapıyor. Siz onun gerçek yüzünü bilmiyorsunuz henüz. Tamam sus. Ben her şeyi biliyorum. Böyle bir zamanda taşkınlık yapamazsın Suna. Rezil olduk zaten, görmüyor musun? Hepsi senin kardeşin yüzünden. İfakat Hanım, ben onun adına özür dilerim. Gerçekten ben bilmiyordum böyle bir şey yapacağınızı. Ya bilsem zaten gelirdim, bir şekilde size söylerdim, engel olurduk. Sence neden böyle bir programa katıldı? Belli ki parası bitti. Kim bilir kaç para teklif ettiler. Para için sattı sizi. Sattı. Para böyle bir şey işte. Ailesini bile tanımaz insan. Dua et de ucu sana dokunmasın. Ben ne yaptım ki? Ben babamı bile kovdurdum evden. Ben her şeyi geride bıraktım da geldim buraya. Ama Seyran geride bırakamamış. Bunca zaman sustu da şimdi niye konuşuyor? O gitti, Pelin geldi. Sen geldin. Belki pişman oldu, dönmek istiyor, gurur yapıyor falan. Konuştu, hem ailesini hem kendini harcadı. Başta seni harcadı. Ben tanıyamıyorum artık zaten Seyran'ı. Niye böyle bir şey yaptı hiç anlamıyorum gerçekten. Kıskançlıktan. Bakma sen. O burada mutlu mesut yaşıyordu. Eğer Korhanların ayrıcalıklarını istemeseydi Ferit'le ikinci kez evlenir miydi? Hadi evlendi, buraya niye döndü? Konuş kocanla, git başka yerde yaşa değil mi? Ama yok, o ille burada yaşayacak. Suna, Seyran senin yaşadığın hayatı istiyor. Şimdi ne yapacak sence? İkimiz de onu gayet iyi tanıyoruz. Susmayacak, konuşmaya devam edecek. Kendiyle birlikte seni de dibe çekecek. Yarın öbür gün saçma sapan bir kitap bile yazabilir. Yok canım, artık o kadarını da yapmaz herhalde. Bunlardan hangisini yapardı sence? Bir seferliğine mahsus olmak üzere. İstersen git bir yüzleş. Yani bak bir haline, tavrına, kaç yıllık ablasısın, anlarsın. Biz de ona göre hareket ederiz.